Merhaba, günaydın, iyi haftalar, iyi günler. Bugün 5 soru 10 cevapta son haftanın, yani geçtiğimiz haftanın bazı somut gelişmeleri ışığında ve belki de artık bundan sonraki rotayı da belirleyecek gelişmeler açısından siyasette sertleşme hem dil hem üslup açısından sertleşmeyi konuşacağız. Bu sertleşme sıfatının yerine başka sıfatlar da siz yerleştirebilirsiniz. Şimdi çok açık biçimde birkaç haftadır hem burada yaptığımız 5 soru 10 cevap yayınlarında hem de zaten takip ettiğiniz gibi çok belirgin işaretler ortaya çıkmıştı. Ekonomik kriz konjonktürünün beklendiği ya da iddia edildiği gibi bir normalleşme, yumuşama havası getirmeyip bir sertliğe doğru gideceğinin işaretleri vardı. Üçüncü havalimanı olayı bunlardan biriydi. Açıklanan ekonomik programın ekonomik veçesinin son derece zayıf olması bir politik programla dengeleneceğini gösteriyordu. Erdoğan'ın dış destek gezilerinde aldıkları ya da alamadıkları da açıkçası bunu destekliyordu. Bu sertleşme emarelerini destekliyordu. Peki bu çerçevede ilk sorumuzu seçime doğru siyasi atmosfer nasıl şekilleniyor diye sorarsak çok net biçimde gördüğümüz bir tablo var. Siyasetin dilini şu anda ve muhtemelen önümüzdeki günlerde belirleyecek şeyin ekonomik kriz olacağı çok açık. Nitekim Erdoğan'ın Kızılcahamam kampında da ekonomik kriz gündemini değiştirme önceliği ve talimatının çok belirleyici olduğu yolunda göstergeler var, duyumlar var, bilgiler var. Şimdi hatırlanacağı gibi kriz olasılığı nedeniyle genel seçim erkene alınmış ve 24 Haziran'da yapılmıştı. Şimdi de aslında seçimi erkene almak belki teknik olarak mümkün olmuyor ama seçim gündemini ve bu anlamdaki siyasi sertleşmeyi öne çekerek bir tür yine erken pozisyon alma hamlesine iktidarın yöneldiğini görüyoruz. Dolayısıyla siyasetin dilini de, üslubunu da büyük ölçüde kriz tartışması, kriz gündemi belirliyor. Bunu neye dayanarak böyle oluşuyor? Neden bu, nasıl bir zorunlulukla sertleşmeye doğru gidiyor siyaset dili? Birincisi, iktidar çok açık biçimde krize karşı inkar ve kontrol merkezli bir savunma stratejisi kurmuş durumda ve bu büyük ölçüde politik bir program. Dolayısıyla bu programın kaçınılmaz sonucu, yani kontrolün önde olduğu bir siyasi programın kaçınılmaz sonucu siyasi gündemi kontrol etmek ve siyasileşmenin yönünü belirlemek. Bu yüzden de sertlik veya dili krizin kendi yaratacağı gündemin dışında alanlarda sertleştirmek daha önemli hale geliyor. Ve geçtiğimiz hafta yaşadığımız bazı olaylar açıkçası bu işaretlerin artık söze ve eyleme döndüğünü gösteriyor. Bu anlamda ikinci soru olarak şunu önümüze koyabiliriz. Özellikle Erdoğan'ın dilinde bu sertleşmeyi nasıl görüyoruz? Nasıl bir dil kuruyor? Çok geçen haftanın yine bu hem de geçtiğimiz günlerde hemen geçtiğimiz hafta sonu Kızılcahamam'daki AKP'nin istişare toplantısındaki konuşması ve daha önce
Diyanet görevlilerine yaptığı iki konuşmada bunun işaretlerini çok somut biçimde gördük. Birincisi, Erdoğan genel tablo itibarıyla ekonomik krize yaklaşımını tek patron benim, bütün kontrol elimde gibi bir noktada çiziyor. Bunu bütün dış ve iç muhataplarına çok net biçimde ifade ediyor. Yani benle yürümek zorundasınız, benle uyumlanmak zorundasınız, benle anlaşmak zorundasınız. Ama aynı şekilde de ortaya çıkan problemin hiçbir veçesiyle kendisini ilişkilendiren ya da sorumluluğu kabul eden bir pozisyon almıyor. Yani patron benim ama beni hiçbir şeyden sorumlu tutamazsınız. Temel yaklaşımı Erdoğan. Bu McKinsey meselesi de tam böyle bir yere oturuyor. İşte Berat Albayrak'ın açıklamasının tam zıttına, işte bu anlaşmaya onay vermediği yolundaki açıklaması. Daha önce Merkez Bankası faiz tartışmalarında da gördüğümüz gibi kendisini problemden ayrıştıran bir yaklaşımı gösteriyor. Ama daha önemli bir şey, bu kendisiyle ilgili pozisyonu kurduktan sonra da yüksek ve oransız bir sertlikte muhalefete yüklendiğine tanık oluyoruz. Buradaki mesele muhalefetin rahatsız edici bir aksiyon içinde olması değil. Böyle bir rahatsızlıktan yola çıkmıyor. Tam tersine krizi, ekonomik krizi siyasileştirmenin bir aracı olarak hiçbir şey yapmıyor olsa bile muhalefeti bir karşıt odak olarak, önüne koyarak hırpalamaya çalışıyor. Burada da açıkçası yine oransız ve ölçüsüz bir dil tutturuyor. Son olarak işte İsmet İnönü'yü elinde Amerikan bayrağıyla gösteren bir fotoğrafı kullanarak, tıpkı 24 Haziran öncesinde komünistler köprüyü sattırmak istediler, Özal sattırmam dedi çarpıtmasında olduğu gibi, hakikaten söyleyeni değil, dinleyeni bile yüzünü kızartacak kadar ciddi çarpıtmalarla bir muhalefete dönük saldırı dili tutturuyor. Ayrıca burada özellikle dini, mezhepsel referansları kullanarak, özellikle CHP ve Kılıçdaroğlu'na karşı bunları çok net kullanarak siyasileştirme zeminini büyük ölçüde bildiğimiz sağ popülist, son derece arkaik bir dile doğru çekiyor. Bunu daha önceki seçim döneminde de yaşamıştık. Şimdi de biraz oldukça erken biçimde bu hamleyi kurduğunu görüyoruz. Yine geçtiğimiz hafta yaşanan ve bu siyasette sertleşmenin eyleme döndüğü bir başka hadise de Akşener'in, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önündeki gösteriydi. Bu ne anlama geliyor? Bahçeli'nin bu olay öncesi ve sonrasındaki tavrı ve Akşener olayı ne anlama geliyor? Bir kere genel olarak iktidarın bütünü ama özel olarak MHP ve Bahçeli'de en iyi savunmanın taarruz olduğu prensibiyle hareket ederek siyasi gündemi aslında hiç de kendiliğinden bir gerekçesi olmaksızın bir gerilimle beslemeye çalışıyor. Evet, Meral Akşener grup toplantısında MHP'yi ve lideri Bahçeli'yi sert sayılabilecek biçimde eleştirmişti ama buna benzer konuşmaları çok kez yapmıştı. Birdenbire Bahçeli bu işi yüksek bir seviyeden karşıladı, tırmandırdı ve çok kritik bir söz söyleyip bunun sonuçlarına katlanması gerekebileceği gibi bir örtülü tehdit ortaya koydu. Hemen bunun sonrasında da işte bilinen olay meydana geldi.
Üsküdar'da çoğu Üsküdar teşkilatına mensup olduğu düşünülen MHP'liler Akşener'in evinin önünde bir gösteri düzenlediler. Daha sonra ilçe teşkilatı görevden alınarak MHP buna reaksiyon verdi ama pek çok MHP'li yöneticinin öncesindeki paylaşımları, sosyal medya paylaşımları ve genel olarak olaya karşı gösterdikleri tavır çok da kontrolsüz bir şey olmadığını düşündürtecek, en azından böyle şüpheler yaratacak bir tablo yarattı. Bu tabii biraz önce de söylediğimiz gibi genel bir siyaseti sertleştirme hamlesinin ve kriz konjonktüründen uzaklaştırma hamlesinin bir parçası ama tabii ki AKP ile MHP'nin yani iktidarın kendi iç dengesi içerisinde de bazı özel ihtiyaçları var. Bu yüzden de MHP'nin ve Bahçeli'nin gündemdeki yer açısından ve muhalefete karşı oluşturulacak bloktaki rolü açısından kendi pozisyonunu ve etkisinin altını çizmek gibi bir ihtiyacı da olduğunu not etmeliyiz. Çünkü 24 Haziran öncesinde de benzer bir siyasi sertleşme MHP'nin çok işine yaramıştı. Hatırlayalım, sürpriz sonuçlarla çıkmıştı o seçimden. Bir başka önemli gelişmeye geçelim. Ve dolayısıyla dördüncü soru olarak da bunu soralım. Yine hafta sonu Erdoğan Kızılcahamam'da HDP'yi hedefe koyarak bir tür eğer kazansalar bile biz kayyum atar yola devam ederiz'e gelebilecek bir söz söyledi. Aslında bir süredir bunun da ne anlama geldiğini konuşmamız gerekiyor. Şimdi bir süredir HDP çok sert bir kuşatma altında. Neredeyse her gün üyeleri, yöneticileri gözaltına alınıyor. Zaten son derece daraltılmış olan medyası etkisizleştiriliyor. Neredeyse hiçbir eylemine, hiçbir politik faaliyetine izin verilmiyor. Hepsi ciddi ve sert önlemlerle engelleniyor. Bu işin bir tarafı. Ama son olarak Erdoğan'ın daha önce Bahçeli bunu yerel seçim stratejisi içerisinde imaen söylemişti. Erdoğan bunu iyice somutlaştırdı ve açıkça HDP'nin adaylarını seçerseniz biz uygun bulmadıklarımızı tekrar kayyumlarla değiştirerek devam ederiz. Buna izin vermeyiz anlamına gelebilecek şeyler söyledi. Bir kere bu kendi başına sadece HDP'nin meselesi olarak kaldığı takdirde çok sorunlu bir durum. Çünkü açıkça bir cumhurbaşkanı, bir partinin genel başkanı ve yürütme erkinin başındaki insan yasal olarak seçimlere girecek bir partinin alacağı sonuçları tanımama ihtimalini önden deklare ediyor. Bunun bir tanıma, bir sıfatla belirtilmesine ihtiyaç duyulmayacak kadar anlaşılmaz ve kabul edilmez olduğunu, üstelik de sadece buna muhatap olanlar tarafından dillendirilmekle yetinilmeyecek bir mesele olduğunu da koymak lazım. Peki bütün bu eylemler ve sözler, bir tür dile gelmiş sertlik önümüzdeki dönemi nasıl biçimlendirecek ve bu nasıl sonuç verebilir? Son soru olarak da bunu biraz tartışırsak. Tekrar ilk soruda söylediğim noktaya dönmek istiyorum. Biraz bu ekonomik krizin kendiliğinden bazı normalleşme ve yumuşama hamlelerine yol açabileceği konusunda iddialar
ve beklentiler gündeme getiriliyordu. Bunların çok bir gerçekliği olmadığı ortaya çıktı. İşaretler itibariyle de bugünün siyasi atmosferini biçimleyen şartlar itibariyle de. Çünkü iktidar bu tür talepleri öne sürenlere, içeride ve dışarıda öne sürenlere tamam size normalleşme veremeyiz. Çünkü şu anda bu bize kaybettirir ama garanti verelim dedi. Bunun bir kısmını kabul ettirdiğini anlıyoruz. Hem içerideki ekonomik elitler açısından hem dışarıdaki bazı güç odakları açısından. İşte bir takım yatırımlara politik garanti vermekten, işte içeride kriz dolayısıyla zorlanacak çevrelere bazı imkanlar ve teşvikler vermeye kadar. Dolayısıyla bu kontrol odaklı siyasi program sertliğini sürdürmek, hatta belki ne yazık ki arttırmak zorunda görünüyor. Bunun adı siyasette sertleşme ama bunun siyaset kısmının biraz siyaset diye ortaya konulan meselenin kısırlığı ve sığlığıyla da ilgisi var. Çünkü siyasileşme alanını ve oranın bütün gündemini iktidar belirleyebildiği için hem medya gücü itibarıyla hem politik aksiyon imkanları itibarıyla iktidar belirleyebildiği için siyasileşmenin bütün sonuçlarını da kontrol edebiliyor. Bunu değiştirebilecek temel motivasyon başta ekonomik kriz olmak üzere siyasileştirme, siyasi gündemi kurma ve oluşturma açısından başka bir pencere, perspektif ve dil kurulması. Çünkü kendiliğinden ekonomik krizin, iktidarlar ekonomik krizlerin ve Türkiye'deki ekonomik krizin iktidara kendiliğinden kaybettireceği şeyler elbette vardır. Ama bu kendiliğindenliğe karşı geliştirilen politik programın da bir alternatifi üretilmez ve bu siyasi program ekonomik krizin siyasileştirilmesiyle karşılanmazsa açıkçası yakın dönemde ve yerel seçime de bu kurulan sığ ve işte tırnak içinde sert siyaset dilinin ve atmosferinin hakim olması beklenir ve bu da Türkiye için çok iyi tablolar üreten bir süreç olmaz. Şu an itibariyle krizin adını koyma anlamındaki birinci round'da ve bunun siyasileşme biçimini belirleme anlamındaki ikinci round'da iktidarın ön aldığını söyleyebiliriz ve erken pozisyon alarak sertliği ve ritmi belirleyerek bir savunma kuruyor. Ama muhalefetin buna karşı şu ana kadar geliştirdiği ya da üzerine düşündüğü, fazla üzerine düşündüğü bir program ya da bir strateji henüz görmedik. Bakalım önümüzdeki günler böyle bir tabloyu da konuşabileceğimiz bir gündem yaratacak mı? Şimdilik bu kadar. Tekrar iyi günler.